Sana burada ne işin var dedim. Hanımefendi lütfen sakin olun. Emlakçı yolladı beni buraya. Eve bakıyordum sadece. Ben emlakçıya falan vermedim bu evi. 48 numara değil mi burası? Bana yalan söyleme. Kimsin ve burada ne işin olduğunu hemen söyleyeceksin. Yoksa polis çağırırım. Ben... Bırak! Tarık! Tarık hırsız var! Siz benim evlerime karışamazsınız. Bak hala konuşuyor. Böyle evlilik mi olur? Reyhan'ı dönmek de ne demek? Yeter Çınar, yeter. Bana bak. Derhal Reyhan'dan ayrılacaksın, anladın mı? Seni bir daha onun yanında görürsem doğduğuna pişman ederim. Böyle süründürmekle bırakmam. Silerim seni. Çıkalım Çınar. Nasıl yakalayamazsın adamı? Ben fark edene kadar gözden uzaklaştım. Sokağın köşesinde kaybettim. O adam emlakçı falan değildi. Üstü başı düzgündü. Kim bilir ne için geldi buraya? Mahmut Acemoğlu'nun adamlarından biri olabilir. Haluk Bey buraya geldiğinde bütün düşmanları peşine düştü. Ölümünü gizli tuttuk. Herkes onu yurt dışında zannediyor. Ama demek ki hala peşindeler. Bunları hemen ortadan kaldırmamız gerekiyor. Haluk'un geçmişe dair hiçbir şey kalmamalı. Sen de aşağı in, belgelerle ilgili ne varsa hepsini topla. Aha. Ümrüt Hanım, paranızı nasıl transfer edelim? Her hesapta dikkat çekmeyecek miktarda para bırak. Geri kalan bütün parayı Kerem'in hesabına aktar. Emin misiniz efendim? Evet, eminim. Ümrüt Hanım, siz bilirsiniz tabii ama Kerem oğlunuz olduğu için onun hesapları da incelenebilir. Peki sen ne tavsiye ediyorsun Nezih? Bence paranızı offshore hesabınıza aktaralım. İyi, sen bilirsin. Hangisi daha güvenliyse onu yapalım. Peki. İşlem olunca haber ver. Tamam. Bu kadar eşya kalmış aşağıda. İyi, onları kenara koy, bana yardım et. Bunları saklayacak mısınız? Hayır. Haluk'a dair hiçbir şey hatırlamak istemiyorum. Çınar'la Toprak'a düzenlediği saldırıya hala unutamadım, inanamıyorum. Neyse ki ucuz atlattılar. Toprak Hanım. Korkmayın. Az önce çıktılar. Emin misiniz gittiklerine? Evet, merak etmeyin. Araba uzaklaşana kadar bekledim. Sizi burada yalnız bıraktığım için çok üzgünüm ama sizi korumak için buna mecburdum. Fotoğrafları yok etmekten bahsediyorlardı. Hemen onları bulmamız lazım. Ben fotoğrafları gördüm. Hepsini yakmışlar. Maalesef işe yarar hiçbir şey yok. Abi?
Ne oldu? Her şeyi öğrendik Reyhan. Okan'ın sana yaptıklarını öğrendik. Üzgünüm Reyhan. Nasıl öğrendiniz? Ben söyledim. Sabah Okan abiyle konuşmalarınızı duydum, tamam mı? Okan abiden nefret ediyorum. Tamam. Tamam, hepsi geçti. Neden hiçbir şey söylemedin bize? Çünkü sen beni hiçbir şekilde dinlemedin abi. Özür dilerim. Ben sizi üzdüğüm için çok mutsuzum. Tamam Reyhan. Merak etme. O kocan olacak bir daha yanına yanaşamaz senin. Senin kabahatin yok kızım. Hepsi geçti. Hadi bakalım. Eşyalarını topla. Yusuf'la yalıya geliyorsunuz. Para Kerem'in hesabına aktarılmış. Acaba Kerem de mi bu işin içinde? E tabii kızım. O kara yılan oğlunu da dahil etmiştir işin içine. Ama bunu ispatlayamayız ki. Elimizde hiç delil yok. Ya siz şimdi evde hiçbir şey bulamadınız mı? Hayır. Ev bomboştu. Ay, Zümrüt Hanım'ın ne işi vardı acaba orada? Ne olacak? Evi elden çıkarıyor. O adamla bütün bağlarını koparmaya çalışıyor besbelli. Pis mendebur. Ay gene elimizden kaçacak. Ya hale bakın. Mafya babasından çocuk peydahlamış. İyi günler efendim. Hoş geldiniz Necip Bey. Buyurun, biz de laflıyorduk. Hoş geldin Reyhan. Ah, bu ne güzel sürpriz. Mürvet'e söyleyeyim de öğle yemeğine servis ilave etsin. Öğle yemeği yemeyeceğiz efendim. Reyhan da bizi ziyarete gelmedi. O ne biçim lakırdı? Reyhan ve Yusuf yalıya dönüyorlar. Ah. Peki, sevindim de hayırdır kızım? Reyhan boşanıyor efendim. Bu yeni proje diğerinden daha büyük olacak bence. Bence de. Efendim Necip Bey? Neredesiniz Zümrüt Hanım? Azra'yla birazdan toplantıya gideceğiz. Ne oldu, sesiniz kötü geliyor? Reyhan yalıya döndü. Ama ne yazık ki haberler kötü. Kocası olacak o siz yapmadığını bırakmamış. Reyhan'ı dövüyormuş. Neler diyorsunuz Allah aşkına? Siz Reyhan'a çok yakınsınız. Bilmeniz gerekir diye düşündüm. Kızcağız tarumar. Ben de çok üzüldüm tabii. Ben hemen yalıya geliyorum Necip Bey, merak etmeyin. İnanın çok üzüldüm. Teşekkür ederim Zümrüt Hanım. Görüşürüz. Allah kahretsin. Ne oldu Zümrüt Hanım? Toplantıyı iptal et. Hemen yalıya gidiyoruz. Aptalların yeni akılları başlarına geldi. Reyhan olayını öğrenmişler. Ciddi misiniz? Evet. Hadi çıkalım. Bu Reyhan kozunu kaybetmememiz lazım. Seni Kerem'le yan yana görmek sinirimi bozuyor. Ne zaman bitireceksin bu işi? Akşam konuşacağım dedim ya Zümrüt Hanım. Kerem buradayken hallet lütfen. Tamam. Ama bence Kerem hala kırılgan durumda. Kerem naif bir çocuk. Bu olayı bu kadar büyütmene gerek yok. Geçici bir heves bu. Ablası yaşındasın. Kendinden yaşça büyük bir kadına birlikte olmak ilginç geliyor ona. 3 gün ağlar, sonra seni unutur.
Azra. Bu sadece bir oyundu. Toprak Kerem'le seni yan yana görünce rahatladım. Sen de Çınar'a gizlice yaklaşmayı başardın. Ama gördüğün gibi Toprak sana zaten güveniyor. Böyle bir sevgili oyununa gerek yok. Bir an önce bu oyunu bitir. Yoksa külahları değişiriz. Tamam Cüneyt. Dosyalara bakalım mı? Bugün canım hiç çalışmak istemiyor. Spa'ya gideceğim. Dediklerimi unutma. Toprak? Ben Lale'nin oyuncağını kaybettim de ona bakacaktım. Gördünüz mü? Dikkat etmedim. Ben bakayım. Aa, Azra. Çalışıyor muydun? Lale de burada oyuncağını unutmuş da. Ben de tam çıkıyordum. Gözlerinizde çok sinir bir şey. Ben bir yukarı çıkayım Toprak. Kusura bakmayın, ben hemen gelemedim, biraz geciktim. Asıl sen kusura bakma evladım. Reyhan meselesinde Şermin'e çok yüklendim. Ama ne yalan söyleyeyim, geçmişindeki olaylar yüzünden senin yine kötülük peşinde olduğunu düşündüm. Vallahi haksız da sayılmazsınız. Ben olsam ben de güvenmezdim buna. Neyse. Seni buraya çağırdım. Çünkü iyi niyetini nihayet anladım. Sana bir ödül vermek istedim. Yok bey baba, ben bunu alamam. Ben para için yapmadım ki, insanlık yerini bulsun diye yaptım bunu. Reyhan Hanım'ın kurtulmasına da çok sevindim. Ben müsaadenizle... Dur bir dakika. Reyhancığım. Nasılsın? İçim rahatladı açıkçası ama yine de çok üzülüyorum. Keşke bu hale gelmeseydik Okan'la. Nasıl geldik bilemiyorum. Yaşadığın şeyler çok zor. Kafanın karışması çok normal hayatım. Efendim? Reyhan Bostancı ile mi görüşüyorum? Evet. Hanımefendi, eşiniz bir kaza geçirdi. Hastaneye götürün. Ne? Durumu nasıl? Kritik değil, merak etmeyin. Kapatmak zorundayım. Ne oldu? Okan kaza geçirmiş. Hastanede durumu kritik değilmiş ama... ben ne yapacağımı bilemedim. Bence gitmelisin Reyhan. Tamam, Okan yüzüne bakılacak bir adam değil ama... seni de için içini yiyecek. Çünkü merhametlisin. Şey ama abim öğrenirse? Merak etme. Bu ikimizin arasında kalacak. Haberleri olmayacak bundan. Çünkü ben de seninle geleceğim. Çok sağ ol. Çok lezzetliymiş gerçekten değil mi? Birazdan parmak yeme faslına geçebiliriz. Hayatım, sen niye yemiyorsun bakayım? Al. Çınar, daha ne yiyeceğim? Yedim ya işte. Azra, sen beğenmedin mi? İstersen başka bir şey isteyelim. Yok, çok sevdim. Yavaş yavaş yiyorum.
Ne oldu? Önemli bir şey mi var? Yok, hayır. Abi, buranın helvası 10 numaradır. Ama hemen sipariş verelim, sonraya kalmaz. Biz bir taneyi paylaşırız, değil mi? Olur. Ben yemeyeceğim, ona göre söyleyeyim. Aa, ama oyun bozanlık yok hayat. İyi, tamam. Hatırım için bir çatal alırım. Yemezseniz hepsini ben yerim. Ben izninizle bir lavaboya gidiyorum. Neredeydiniz? Telefonumu da açmadınız. Ay, biraz hava aldık. Kadın kadına sohbet ettik. Çıkarken bir haber verseydiniz bari. Birden karar verdik Necip Bey. Kusura bakmayın. Neyse, iyi yapmışsınız. Yalvarıyorum sana, böyle yapma. Ya elimden gelen bu Kamil. O kadar para gönderdim sana. Daha ne istiyorsun? Hayır. Elimden geleni yapacağım, tamam, ama zaman vermen lazım. Hayır, az buz para değil ki. Yılbaşında gönderdiğim montu verdin. Beğendin mi? Ama ne olur bir fotoğrafını gönder, olur mu? Tamam. Yarın arayacağım seni Kamil. Ben masaya geçeyim. Neyse, ben izninizi isteyeyim. Yusuf'un da canı sıkkın. Ona da bir bakarım. Merak etme güzel kızım. Zamanla ikiniz de alışırsınız. İnşallah yenge. İyi geceler. Allah rahatlık versin. İyi geceler. Reyhan'a çok yardımcı oldunuz, sağ olun. Altın gibi bir kalbiniz var. Ne demek Necip Bey? O da benim bir kardeşim sayılır. Azra, durgun görünüyorsun. Ne oldu, patronu çok mu çalıştırıyor seni? Söyle alayım ifadesini. Yok, gerçekten iyiyim. Ama galiba hala iyileşemedim. Bu helva vallahi müthişmiş. Çok güzel. Afiyet olsun güzel karına. Ne oldu Kerem, iyi misin? Kerem, iyi misin? Gastritin mi yine? Herhalde. Bazen azıyor böyle. Hastaneye gidelim hemen. Yok yok. Şimdi bir ilaç alırım. Geçer. Benim de vardı eskiden. Bir şey stres yapmışsındır. Hay Allah. Kalkalım madem. İyi tamam, hesabı isteyelim. Zeki. Hesabı getirir misiniz? Korkma, iyi. Necip Bey, ne kadar tatlısınız. Hatırlamaz olur muyum o tatili? Hele o sonbahar yaprakları, rengarenk, çok güzeldi. Ben yatıyorum Necip Bey. Ben de geliyorum efendim. Necip Bey. Bir dakika, sizinle görüşebilir miyim? Lütfen. Olur efendim. Ben birazdan gelirim. Tabii ki Necip Bey. Görüşürüz.
sevimli, sevgi dolu karınızın hakkındaki gerçeği öğrenmenin vakti geldi efendim. Çınar Bey, çocuklar aracınızı getirsin hemen. Hasan'cığım, sen bunu al. Ben gider alır gelirim. Ondan sonra dikiz aynasıydı, koltuk ayarlarıydı, yeniden yapmak zorunda kalıyorum. Bütün gece suratını sıktı. Annem yüzünden değil mi? Kerem. Lütfen Hasan. Kim ne düşünürse düşünsün. Senden vazgeçmeyeceğim. Kerem. Lütfen, lütfen. Kerem bak, benim bir sürü ilişkim oldu. Başımdan bir evlilik geçti. Ama hiç kimse senin kadar içten, senin kadar koşulsuz sevmedi beni. Arkamı dönüp gittiğimde kimse kolumdan tutup gitme demedi. Hayatından vazgeçmedi. Ben senin yanında çok mutluyum. Ama... O zaman bırak aşkımızı yaşayalım. Zümrüt Hanım benim patronum. Bunu yapamam. İşten ayrıl o zaman. Yapamam Kerem. Bu paraya ihtiyacım var. Tamam, anneme söylemeyiz. Her şeyi bilmesine gerek yok. Sen mutlu olacaksan dünyanın öbür ucunda da yaşarım. Mağarada da yaşarım. Sen mutlu ol yeter. Gel. Aa, Azra. Hoş geldin. Merhaba Toprak. Bunlar sosyal sorumluluk projesi için hazırlattığımız resimler. Sana da getirdim. Belki kreşe asarsın. Aa, çok sağ ol. Dur bir bakayım. Çok güzeller. Çok sağ ol. Azra, iyi misin sen? Bir şey mi oldu? Toprak, biz Kerem'le ayrıldık. Öyle mi? Çok üzüldüm. Ama dün gece iyi gibiydiniz. Ne oldu hayrola? Zaten yoluna gitmiyordu Toprak. Dün de biraz tartıştık. Biz de daha fazla birbirimizi kırmayalım diye ayrılalım dedik. Üzüldüm gerçekten. Ama ikiniz için de hayırlısı neyse o olsun. Üzülme. Aa! Ahmet! Tibet hoş geldiniz. Ne güzel sürpriz böyle bu ya. Bunlar ne? Cupcake'ler yaptık Toprak abla. Ellerinize sağlık, çok sağ olun. Tabii siz tanışmıyorsunuz. Azra, Ahmet. Azra Tibet'le doğum gününde tanışmışsındır. Kısacası bu ihaleyi aldıktan sonra bütün birimlerimizi hummalı bir çalışma bekliyor olacak. Ancak bütün birimler de kâr edecek. Bundan emin olabilirsiniz. Size güveniyoruz Necip Bey. Bence de bu ihalenin en güçlü kanadı biziz. Tüm holding olarak bu projeye kanalize olursak çok iyi bir iş çıkaracağımızdan eminim. Evet. Arıman Mimarlığın projesi de oldukça cazip. Ama bu ihale Necip Bey sayesinde garanti sayılır. Bu yüzden fazla dağılmamakta fayda var.
Haklısınız Ziya Bey. Amca, hepimiz bu ihale konusunda sana güveniyoruz, inanıyoruz. Ama ben bu Arıman Mimarlık Projesi'ni es geçmeyelim diyorum. Yani hem prestij olarak hem maddi açıdan bize çok şey katacak. Gerekiyorsa yeni bir ekip kurarız, departmanları genişletiriz. Çınar, bu ihalenin yaratacağı istihdam çok olacak biliyorsun. Benim amacım mevcut kemik kadroyla işi kotarmak. Bir işe konsantre olalım kâfi. Nasıl istersen. Hanımlar beyler, o zaman birer yorgunluk kahvesi içelim. Ne dersiniz? Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık. Çınar abiyle çocuklar için de yaptım ama yalıya gitmek istemedim. Sen onlara götürürsün değil mi Toprak abla? Götürürüm tabii Tibet'ciğim, merak etme sen. Toprak. Benim çok fazla toplantım var ofiste. Kalksam ayıp olmaz değil mi? Olmaz tabii Azra'cığım, sen keyfine bak. Görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz. İyi günler. Tavşanlar çok tatlı. Ben bunları sınıfta da dağıtırım. Toprak, bir şey soracağım. Adı Azra dedin değil mi? Evet, Azra. Soyadı ne? Doğan. Azra Doğan. Emin misin? Yani başka bir adı falan yok. Yani Ahmet, benim bildiğim kadarıyla yok. Hayrola, niye sordun? Yok, bir şey olduğundan değil. Sen nereden tanıyorsun peki bu kızı? Çınar'ın şirketinde çalışıyor. Aynı zamanda bu sosyal sorumluluk projesini birlikte yapıyoruz. Bir şey mi oldu? Bir şeyden değil. Biz kaçalım değil mi Ahmet abi? Doğum günü pastası siparişimiz var da. Hemen kalkacak mısınız? Çay söylemiştim. Başka zaman. Sağ ol Toprak abla. Yine de seni görmek güzeldi. Sağ ol Tibet'ciğim. Sizi de öyle. Sağ olun geldiğiniz için. Ahmet abi. Ahmet abi. Ha, geldim hadi. Toprak, görüşürüz. Ahmet. İyi misin sen? Ne, iyiyim. İyiyim, iyiyim. Hadi görüşürüz. Evdekilere selam söyleyin. Baş üstüne. İhsan Bey. Toprak Hanım, istediklerinizi öğrendim. Buyurun, sizi dinliyorum. Belkıs Yılmaz, Almanya'da Kamil Kaya diye bir adamla evlenmiş. Bir oğulları olmuş. Sonra boşanmışlar. Belkıs Almanya'dan ayrılmış. Fakat Kamil Kaya çocuğu Belkıs'a göstermiyormuş. Elimden geleni yapacağım tamam ama zaman vermen lazım. Ay, az buz para değil ki. Ama ne olur bir fotoğrafını gönder, olur mu? Yapamam Kerem. Bu paraya ihtiyacım var. Toprak Hanım. Buyurun, buradayım. Ne oldu? Başka bir sorun mu var? Azra dün akşam yemekte çok üzgündü. Biriyle telefonda konuştuğunu duydum. Bari bir resmini gönder falan diye yalvarıyordu. Demek ki eski kocasıymış. Bahsettiği de oğluymuş. Enteresan bir hikayesi var belki. Demek ki bu yüzden Zümrüt Hanım dediklerini yapmak zorunda. Para biriktirip eski kocasının oğlunu almaya çalışıyor.
ben mi Kamil? Can seninle konuşacak. Can. Anne. Bir tanem nasılsın? Alo. Can. Bu kadar yeter. Daha fazla para yollarsan daha fazla duyarsın oğlunun sesini. Sen nasıl bir insansın ya? Allah seni kahretsin. Uzatma Belkıs. Parayı yolla, çocuğu al. 100 kere konuştuk bunu. Toprak, nasılsın? Sağ ol Azra, iyiyim. Ben seni merak ettim de. Hangi konuda? Hani Kerem'le ayrıldınız ya. Tabii ya, kusura bakma Toprak. Kafam allak bullak da. İyiyim, yani üzüldüm. Ama işin çok başındaydık daha. Sarsılmadım yani, merak etme. Şey... Akşam buluşalım mı seninle? Biraz kız kıza muhabbet ederiz. Ya çok iyi olurdu Toprak ama... Amerika'dan arkadaşlarım geldi. Yarın da dönüyorlar. Onları eve çağırmıştım. Başka zaman yapsak olur mu? Olur canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Aradığın için sağ ol Toprak. Toprak. Çınar'ı bekliyordun değil mi? Evet. Toplantı yapacaktık. Hiç boşuna uğraşma Azra. Çünkü neden burada olduğunu biliyorum. Çınar'la benim aramı bozmak için onu buraya çağırdın. Ama kusura bakma. O buraya gelmeyecek. Çünkü sana o mesajı atan bendim. Thank you.
Peki Nihat Bey, tamam. Anlıyorum, ben sizi daha sonra arayacağım. Şimdi toplantıya giriyorum, kapatmam lazım. Reyhan'la beraber Murat Bey'le konuştuk. Projenin onlarla olmayacağını söylediğim zaman üzüldü adam. İyi misin baba? Çınar oğlum. İhaleden çekiliyoruz. Toprak, sen yanlış anladın galiba. Azra, boşuna kendini yorma. Zümrüt Hanım'la Çınar'la beni ayırmak için kurduğun oyunları biliyorum. Hatta sonradan buna Kerim de dahil ettin. Ama hesaplarında ona aşık olmak yoktu. Ama merak etme. Çünkü bunu Zümrüt Hanım'dan sakladığını da biliyorum. Toprak, ben... Daha fazlası da var. Azra. Ya da Belkıs mı demeliyim? Sen bunu nereden biliyorsun? Dahası da var. Oğlunu görmek için para biriktirmek zorunda olduğunu da biliyorum. Ama artık daha fazla oyun oynamak zorunda değilsin. Çünkü ben senin düşmanın değil, dostunum Azra.